Aslında ya da bazen herkese ben olarak başlıyor. Karanlığı ve yakındaki videoları beğenmeyi unutmayın. Hocam 10 yaşındaki çocuklar kalp krizi geçirmezler. Haklı. Bence konu kapandı. Dağılın. Dağılın. Hadi. Herkes evlere. Benim demeye çalıştığım şey şu. Yani bir hata olmalı. Bence de bir hata var. Nasıl bir hata biliyor musunuz? Bence bu kız aslında 40 yaşında olduğunu söylemek istemeyen bir kadın. Belki de oyuncu. Oyuncu olabilir. Ha? Korku filmi gibi düşünsenize. Bence testlerde bir hata var. He, içiyorum. Neydi şimdi? Oynuyor bizimle. Hekim olmamış şirin eğlencelerinden bir tanesi. Hekim olma değil bir kez. Bu hafta işi bu. Ben o kadar emin değilim. Hayatım da aynı diyor diyorsun. Öyle ya da böyle. Bu olayın bize etkilemesine izin vermiyor. Sen ne diyorsun? Ben hekim oğlu tam da bunu istiyor diyorum. Biz birbirimize düşerken o da çayını öpürtecek, bizi izleyecek. Ve kendisine o tatmini yaşatmak istemiyorum. O yüzden senin tarafındayım. Rota oluşturuldu. İşte bu. Evet. Yani siz aynı tiketeyseniz şimdi sınıfıya karşı bir. Ne diyorsun? Ya sen birbirine destek olmayı çok yanlış anlamışsın. İlk şimdi birbirine destek olması demek çocuk işinin kuyusunu kazacaktır anlamına gelmez. Siz bu dediklerini izlemiyor musunuz? Evet. O zaman sağ olun. Ya birlikte olup hayatta kalırız ya da ayrılık ölürüz. Arkadaşlar bu kadar dramatize etmenize gerek yok. Ben de bu kimsenin öleceği falan yok. İkiniz de iyi tanıyorsan, ikiniz de işinizi kaybetmemek için birbirinizi havada karada satarsınız. Hazır mı? Benim de bir şey asla. Sayın konuklarımız, jam servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı bir duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önemli rica olunur. Afiyet olsun. 3 gün mü? Manyak mı bu adam? Manyak. Böyle bir karar 3 günde nasıl verilir? Ateşledi. Yedisi sinirlendi tabii ki. Bu sefer o haklım ama sizin. Hayatım sen de bir alakası yok. O da mı böyle manyak olduğunu nereden bileceksin? Bilmem gerekirdi. He? Bizim elinde bu kadar gücü teslim ediyorsan öncesinde iki de düşünmen lazım öyle değil mi? Düz devam edin. Düz devam edin. Gel şunu söyleyeyim. Ne oldu? Söyledim sonunda ekibe. Üç güne kadar birinin gidişi oldu. Niye? Şimdiden söylüyorsun Ateş. Niye söylemeyeyim? Ha?
yıl boyunca izlersin üstteki gibi birbirlerini nasıl yediklerini. Doğurdu yeserini yedekteki. Doktor, bunun bir peki ne alakası var geçmişe? Ne alakası var? Ben de getirdim adamı başını saklı. Ben kapatayım. Onu filmlikle yapacağım. Sayın konuklarımız, İkram servisiniz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı ilk duruma getirip servis sehpalarınızı açmanızı önemli rica ediyorum. Afiyet olsun. Yani sınavıyorum tabii ki. Haklı bayanla. Ah geldiğinden beri her şey birbirine girdi. Tamam tamam düzeltir. Hocam. Aysel'in süre ben de senin yanına geliyordum. Olsun hocam. Teşekkür ederim. Hocam tanı biriminden birisi işten çıkarılıyormuş. Haberim yok. Sen öğrenmedin. Arkadaşlar duymuşlar. İki koca Laura Hoca konuşurken. Rahat bir masrafları zaten istiyormuş. Ama belli zaten böyle bir şey olsun. Hocam peki sizce bu genel bir karar mıdır? Sanmam. Öyle olsa duyardık biz. Belki Ateş Hoca ile ilgilidir. Yani sana da bir sorular soruyormuş ya. Ya anlamadım ki ben de. Yani kızın diyabet hastası mı? Hayır ama benzer bir rahatsızlık. Metabolik sendromda vücut insüline direnç geliştirir ve gereğinden fazla salgılanmasına sebep olur. Bu da metabolik rahatsızlıklara neden olur. Şimdi bizim emin olmamız için test yapmamız gerekiyor ama sizin izin vermeniz lazım. Peki bu hastalığın tedavisi var mı? Düzgün bir diyet ve egzersiz programıyla kontrol altına alınabilir. Bir dakika. Ceyda zaten dengeli besleniyor ve her gün spor yapıyor. Daha önceden başka beslenme uzmanlarıyla görüştüğümüzü biliyorum. Evet, önerdikleri her şeyleri yaptı. Anlamıyorsunuz. Neden kimse kızın kilosundan başka bir şey göremiyor? Eğer dengeli beslenme ve sporla ilgili bir tedavi düşünüyorsanız yanlış bir tanık olmuşsunuz demektir. Sağolun. Ama dediğim gibi emin olmak için izin vermeniz ve bu testi yapmanız gerekiyor. Başka şansın var mı sanki? Anne, geldim. Buradayım kızım. Ne oluyor? Sayın konuklarımız, ikram servisiniz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı bir duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önemli rica olur. Sana bir test yapacağız ama önce kilonu ölçmemiz gerekiyor değil mi? Gel Muzaffer abisi. Şöyle yürütebilirsin Muzaffer. Seni böyle alabilir miyiz? Hayır istemiyorum, istemiyorum. Anne bir şey yap, istemiyorum. Ceyda, hadi anneciğim. Hayır. Ceyda, bu testi yapıldığı için hasta sürücülerine ihtiyaçmış var. Ve eğer durum tam olarak bilersek, doğru sonuçları da alabiliriz. Olmaz, istemiyorum. Bak, bir tanem ben de yanındayım. Korkmana gerek yok. Hadi, istemiyorum. Ceyda, sana bir sır vereyim mi? Ben de senin yaşındayken çok kiloluydum. Benim kadar mı? Sen ne? Sen çok zayıfsın ya. Ben böyle bir şey değilim. Ben yürüyemiyordum. Bana lakap takmışlardı mahallede. Neydi biliyor musun? Dondon Ali. Dondon Ali mi? Evet. Babam hapsizindeki var ya. Ben de hoşuma gideceği gibi yapıyordum ama nasıl acayip zayıfladım. Peki nasıl zayıfladın? Vallahi 9. sınıfa geldim. Bir anda boy attım. Bende kilo falan kalmadı. Annesi bende de olur mu? Tabii ki de olur. Anne çok uzun zaten. Ama biraz sabretmen, biraz beklemen lazım. Bir de doktor abilerinin suretini yapman lazım. Alabilir miyim seni? Tamam. Teşekkür ederim. Orhan Hoca'nın hastası. Türkiye'nin sonuçlarını bekliyoruz bugün. Biliyorum hocam, merak etmeyin. Gece gelmez haber vereceğim. Aha, tamamdır. Zeynep Hocam. Aa, ne haber? İyiyim de esas sen iyi misin? Yani siz iyi misiniz? Duydunuz değil mi? Duyduk. Hep bağıp değiştirdim bunu. Hadi gel bir kahve içelim ha.
Hem kafan rahatlar, laflarız biraz. Çok sayın korkularımız, ikram servisiniz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı dik duruma getirip servis sehpalarınızı açmanız önemli rica olunur. Aha. Afiyet olsun. Hoş geldin. Hayırdır? Nereden çıktın Turan? Hayırdır hayır. Da Tufan hocam. Ayıp ediyorsun ama. Şimdi bana bir harfin pazarlığını yapmayacaksın herhalde. Aa yok yok. Turan da olur ya. Hocam böyle kusura bakmayın. Apar topar alelacele böyle geliverdim habersiz. Benim de hoş geldim. Ne olacak canım? Sen yabancı değilsin. Bizler sayıyorsun. Evet. Anlat bakalım nedir şikayet? Var mı internette yeni hastalık trendleri kendine yakıştırdığın değişik bir şey? Yok yok hocam. Bu sefer hastalık için gelmedim. Bu kez hayırlı bir iş için geldim. Böyle bir karar nasıl üç gün verebilir? Neye göre verilir ben anlamıyorum. Ama hiçbirimiz anlamadık ki. Çocuk mu canım canım mı? Bu Vahap Bey'in bir hastanenin nasıl işlediğiyle ilgili en ufak bir fikri yok bence. Öyle görünüyor. Bakalım başka departmanlara da sıçrayacak mı bu iş? Herkes şimdi onu merak ediyor değil mi? Tabii canım. Herkes dikin üstünü. Sıra ne zaman bize gelecek? Vahap Bey kafayı bize takar mı? Herkes geldi. Sağdan çubuk. Bakalım ne olacak işin sonu. Hayırlısı. Ben kaçayım artık. Konuşmak çok iyi geldi bu arada. Teşekkür ederim. Her zaman. Görüşürüz. Sen Ceyda'yı büyüyünce zayıflarsın değil mi? Ama işte büyüyünce geçen bir şey değil. Biliyorsun değil mi? Hadi ya. Ciddi misin? Ciddiyim. Niye hasta yanlış yönlendiriyorsun? Sen hayatında hiç sonradan dal gibi olan dombili bebek görmedin herhalde. Kız bebek değil Mehmet'e, 10 yaşında. Biz de üstüne gidip kızı daha mı kötü hissettirelim anlamadım. Hayır ama en azından doğruları söyleyebiliriz. Allah Allah ya. Kıza biraz moral vermek istedim. Ne var bunda? Ne deseydim yani? Hayatım boyunca kilo veremeyeceksin. Böyle mi kalacaksın deseydim anlamadım. Eminim kendini zaten yeteri kadar kötü hissediyordur kızcağız. Bir de biz üstüne gitmeyelim bence. Zaten toplum başarılı olmak için zayıf olmamız gerektiği konusunda yeteri kadar baskı yapıyor. En azından çocuklara rahatlık yapalım. Hayır Zeynep, toplum çekiciye güzel olmak için zayıf olmamız gerektiğini söylüyor. Bir bakalım neden. Çünkü çekici bu demek. Topluma bakmaktan hoşlandığı şeyler çekicidir. Çocuklara sağlıklı oldukları sürece sorun olmadığını öğretebiliriz bence. Onu sen mi diyetler yapıyorsun? Kuş kadar yemekler yiyorsun Zeynep. Sağlıklı olmak için mi? Ne oluyor sana? Nerede o Diyarbakır'da çocukla çocuk olan emeğe? Ne yaptın ona? Bırak ya. Muhtemelen konulacağını bildiyse fabrika ayarları mı sokar? Bu kadar emin olmadım ya. Şunların kimin için çalışacağı hiç belli olmaz. Hekim olur mu? Değil mi? Kahve ister misin? Düz devam edin. Sağa dön. Bütün hastanede durum konuşulmuş. Ben de diyorum. İçimizden birinin gideceğini. Ah yarabbim ya. İşte bu küçük dünyamızda bütün şeyden habersiz yaşıyoruz. Aynen. Ben buradan da seni arıyordum. Alış noktasına ulaştınız. Sen aportunu yetmen lazım. Benim mi? Şu an seninle konuştuğumu görüyorum. Anladım. Vaka var yalnız. Tamam. İkisini bir arada yürütebilirsin. Değil mi? Yapabilir misin öyle bir şey? Tabii ki de. Peki. Neden bu piyango sürekli beni bulmaya başladı? Neden yani?